Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorum popit hilelerini çok sevdiniz. Ben de çok sevdiğim için bugün yepyeni bir popit hileleri videosuyla karşınızdayım. Bu sefer hiçbir yerde görmediğiniz çok güzel ve çok eğlenceli popit hilelerini beraber deneyeceğiz arkadaşlar. Ben çok hazırım ve çok heyecanlıyım. Eğer siz de hazırsanız hemen başlayalım. Bütün malzemelerimi aldım arkadaşlar. Şimdi deneyeceğim. Şu şekilde iki çeşit sabunum var arkadaşlar. Bir tanesi mavi, en sevdiğim renk olduğu için mavi seçtim. Bu da böyle sarılı arkadaşlar. Kalıp beyaz sabunumuz var. Bir tane de tabii ki de rendemiz var. Çünkü önce sabunları rendelememiz gerekiyor. Sence olacak mı? Bence olacak ya. Ben olmayacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Sabun nasıl erisin? Ben daha önce hiç sabun eritmedim ki. Her neyse hemen rendelemeye başlıyorum. Şu şekilde size de göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar yaklaşık 15 dakikadır rendeliyorum. Gerçekten zor rendeleniyor. Şu şekilde göstereyim. Şu kadar bir parça sabunum kaldı. Bu da gördüğünüz gibi sonuç arkadaşlar. Gayet yeterli diye düşünüyorum. Bence bu kadar yeterli. Ben bu sabunu nasıl eriteceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü gördüm arkadaşlar, göstermiyorlar nasıl erittiklerini. O yüzden kendi yöntemlerimle eriteceğim arkadaşlar. O zaman hemen gidip ocağa gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi şu şekilde sabunumu biliyorsunuz zaten rendelemiştim. Bunu bir tavaya dökeceğim. Ben nasıl eriteceğim kendime ben şu an bir taktik buldum. Sence böyle erir mi ya? Ya eriyebilir ya. Bilmiyorum, sen erir diyorsun ama ben... Bakalım. Bakalım arkadaşlar, şimdi biraz su katacağız. Ben su katılabilir diye düşünüyorum. Çünkü sıvı olması için biraz su katmam. Çok mu kattım acaba ya? Biraz daha dökeyim. Yeterli mi bu kadar? Tamam. Daha fazla atmıyorum arkadaşlar. Ya yarıştırmışsa ne yapacağız? Arkadaşlar çabuk gelin bakın. Gerçekten çabuk gelin bakın. Buna bir şeyler oldu. Erimiyor bu ya. Kaç saattir şurada eritmeye çalışıyorum. Gerçekten hiçbir türlü erimiyor arkadaşlar. Ama ne yapacağım? Şu çıkan suyu kullanacağım. Belki arkadaşlar o yüzden sabun olur, köpürür. O yüzden bir tane sıraya popitim bu suyu kullanacağım. O zaman hemen popite doldurmaya gidelim. Gerçekten yanıyor. Çok sıcak arkadaşlar. Umarım popitim de eritmez. Şu şekilde bir sıraya dökeceğim. Umarım düzgün dökebilirim. Biliyorsunuz biraz beceriksizim böyle konularda çünkü. Ah! Hemen bunu götürüp buzluğa koyalım arkadaşlar. Bekleyelim bakalım nasıl olacak. Şuna bakar mısınız? Ben olmayacak dedim. Çünkü sabunu suyla erittiğimiz için gerçekten son dakikaya kadar olmayacak diye düşünüyorum. Ama şuna bakın arkadaşlar, gerçekten. Bu arada ben tüm bardağı boşalttım arkadaşlar. Böylelikle 4 tane satır dolmuş oldu. Hemen çıkarmak istiyorum. Çıkıyorum, bakacağım. Şöyle normal yukarı kaldırıyorum. Gerçekten olmuş. Ya harika olmuş. Gerçekten olmuş. Ama bir saniye, bunu bir test etmemiz yok mu? Bunu hemen gelin hep beraber test edelim. Hemen köpürüyor mu diye denemek istiyorum arkadaşlar. Aldım popitimi. Çok güzel. Farklı farklı renklerde yapabilirsiniz. Biraz ıslattım. Ama gerçekten şöyle göstereyim. Köpürüyor. Gerçekten de çalışıyor arkadaşlar. Bu hilemiz kesinlikle başarılı ve gerçekten de çok havalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden deneyebilirsiniz. Şimdiki hilemize bakalım arkadaşlar. Hemen açtım. Yine popitsiz olmaz tabii ki de. Diş macunumu sıkıyor. Diş macunu ne alaka arkadaşlar? Hepsine böyle minik minik diş macunları sıktı. Üstüne de arkadaşlar baking soda, yani neydi? Karbonat döküyor. Karbonat dişleri beyazlatıyor biliyorsunuz ki. Çıktı bakın arkadaşlar, bu şekilde dişlerini fırçalayacak. Gerçekten çok akıllıca ama işe yarayacak mı? Ben çok merak ediyorum. Bence yaramayabilir. Çünkü diş macunu nasıl öyle kuruyacak? Ben kuruyacağını düşünmüyorum arkadaşlar. O zaman hemen gerçek mi değil mi gidip deneyelim. Bakalım gerçekten olacak mı arkadaşlar? Ben hiç sanmıyorum. Çünkü diş macunu öyle nasıl dolacak arkadaşlar? Ve dediği gibi dişleri de beyazlatıyorum. Çok merak ediyorum. Hemen şöyle diş macunumu aldım ben. Benim diş macunum beyazlı arkadaşlar. Şu şekilde popitimi her seferinde yıkıyorum yemekli şeylerden önce arkadaşlar, tabii ki de ona çok dikkat ediyorum. Şu şekilde şimdi içine minnak minnak boşaltacağım. Şöyle göstereyim. Ben bir sıra sıktım arkadaşlar. Hepsini sıkıp ziyan etmek istemiyorum çünkü hemen üstüne de şuradan karbonatımı döküyorum. Hepsine serpiştirdim ve bunu da hemen buzluğa gönderirim. Arkadaşlar çok uzun bir süre beklememize rağmen maalesef başarısız. Şöyle göstereyim ben size. Ya ben bunu başarılı olacak diye umuyordum. Dökülüyor. Ben böyle bir şey görmedim. Neden başarısız onu da göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde çıkarmaya çalıştığınızda o kadar saat beklememe rağmen hala donmamıştı arkadaşlar. Diş macunu donmuyor mu? Ne oluyor? Ben anlamadım. Çok da bekledim arkadaşlar. Maalesef başarısız. Siz yapmayın. Diş macununuza yazık olmasın. Bu hilemiz başarısız. Şimdi sırada ne var arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. Açtım. Ne yapıyor? Popiti kesiyor. Ben kıyamam ki bunu kesmeye. Nasıl keseceğim ben bilmiyorum. Hiç kesmek de istemiyorum arkadaşlar. Ne yapacağım hiç şu an bilmiyorum ama şekil falan kesin. Telefon kırıldı. kılıfı yapıyor. Gerçekten çok güzel. Ben bunu hep görüyordum arkadaşlar. Almak istiyordum. Almama gerek kalmadı. Kendim yapabilecek miyim? Bakalım arkadaşlar. Çünkü yaptı. Çok güzel oldu. Ben de hemen denemek istiyorum. Acaba olacak mı? Çok merak ediyorum. Hemen denemeye gidelim. Telefon kılıfımı da aldım arkadaşlar. Popitimi de aldım. Umarım olur diye düşünüyorum. Çünkü boşuna kesmek istemiyorum arkadaşlar. Şu şekilde benim telefon kılıfımın boyutu biraz büyük geliyor. O yüzden yarımlı böyle bir popit yapmayı düşünüyorum. Hepsini kaplamam çünkü zor olacak diye düşünüyorum. Hemen şu şekilde zaten şöyle kesersem olacak. Hemen şuradan kesiyorum. Canım acıyor şu an. Gerçekten canım acıyor. Hemen böyle kestim. Tamamdır arkadaşlar. Kesme işlemini bitirdim. Şöyle şurayı da güzelce kestikten sonra bakayım doğru mu kesmişim boyutunu. Evet, doğru kesmişim. Yalnız bayağı kocaman, korumalı bir kılıf olacak yani. Hemen şu kenarlarını da düzeltiyorum. Arkadaşlar şu şekilde ben kenarlarını keserek düzelttim ama bunun olacağını hiç yani hiç ümit vermiyorum gerçekten. Şuna bakar mısınız? Tamam hani rengi falan güzel de benim kafama yatmayan şeyler var. Yapıştırdıktan sonra sizlere de söyleyeceğim zaten. Hemen silikon tabancamın ısınmasını bekliyorum. Ondan sonra da yapıştırıyorum. Arkadaşlar yapıştırdım, ben kurumasını bekliyorum. Şimdi şu şekilde göstereyim yapıştırıcıyı, belki görebilirsiniz. Şöyle gelin bakın arkadaşlar, gelin. Şurada bir yapıştırıcı var, görebiliyorsunuz. Silikon tabancasıyla yapıştırmayı denedim arkadaşlar. Gözüktüm bilmiyorum. Çok sıcak şu an, kuruması lazım. Ve bir şey söyleyeceğim. Ben bunu yaparken aklıma bir şey geldi. Şimdi bu popiti böyle tek taraflı patlatınca diğer tarafını nasıl çevireceğiz? Yapışkanlıysa nasıl çevireceğiz? Sonradan aklıma geldi arkadaşlar. Bu yüzden bir mantık geliştirdim. Sadece bu taraftan yapıştırdım. Böylelikle aç kapa yapıp aç kafa yapabiliriz diye düşünüyordum. Sadece buradan yapıştıracaktım. O yüzden bu şekilde açıp kapayıp oynayabilecektik ama yapışmıyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar silikon tabancası telefonuma bile yapışmıyor. Daha iyi bir yapıştırma yönteminiz varsa arkadaşlar siz kendiniz deneyebilirsiniz. Popitim biraz boşa gitmiş olabilir. Bunun için biraz üzünlüyüm arkadaşlar ama en azından denedik. En azından sizin popitlerinizi kurtarmış oldum. Denemeyeceksiniz başarısız olduğu için. Bu iğnemiz maalesef başarısız. O yüzden denemeyin. Çok eğlendiğim bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten hilelerin bazıları çok güzeldi. Bazıları da hiçbir işe yaramadı gördüğünüz üzere arkadaşlar. En beğendiğiniz hileyi yorumlara yazmayı unutmayın ve eğer videoyu beğendiyseniz de like atarsanız çok mutlu olurum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.